Selamun aleyküm. Gönlü güzel dostlarım. Arısoyun Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mevlana Diyarı Konya'dan kucak dolusu sevgiler. Güzel dostlarım, güzel takipçilerim. Gününüz güzel, aydınlık olsun. Umudunuzsa benim bu paşa çadır çiçeğim gibi çiçekler açsın. Pembiş pembiş çiçekler açsın. Güzel dostlarım, güzel takipçilerim. Bu aralar paşa çadırını çok fazla öne çıkartıyorum. Çünkü tam bir paşa çadırı zamanı olduğu için. Çünkü paşa çadırı çiçeği sadece kışın açan bir çiçektir. Çok nadir bulunur. Yani çok herkesin evinde bulunmuyor. Hani çok nadir bulunan çiçeklerdendir. Hani nadir bulunur dediğim sebebi de şu. Hani çok fazla bilinmiyor. Begonya türüne ait bir çiçektir. Begonya ailesinden gelir. Sadece kışın açar. Bakın. Bu dalları sadece açacağı zaman çıkıyor ve kış ayında açıyor. Ve bu çiçek açıp bittikten sonra ben bunları şuradan kökünden komple keseceğim. Peki niye keseceğim? Bildiğiniz üzere kalonşa çiçekler de mesela böyle yaprak halindedir. Ama açacağı zaman böyle bir ince çubuk çıkar ve tomurcuğa gelir ve çiçek açılır. Eğer evinizde paşa çadırı varsa ve kış dönemine geldi ve çiçek açıyorsa, bakın böyle çiçek açıyor. Çok fazla büyümüyor. Bunlar, bakın şöyle birazcık daha yakınlaştırayım, odaklayayım kameramı. Bunlar sadece birazcık daha fazla büyüyebiliyor. Çok fazla büyüyen bir çiçek türü değildir. Açıldığı zaman, daha net açıldığı zaman zaten sizlere göstereceğim. Ters çevirdim dostlarım. Arkaya doğru büyüyor genellikle. Bakın. Şuradan da çiçek var. Tekrardan yavaşlaştırdı. Orta kısımdan şöyle orta kısmı uzuyor. Daha sonra uzayarak gidiyor dostlarım. Ve böyle böyle koca koca yapraklar oluyor. Sadece bakın tomurcuklar, dalları da pek çok. Sadece kış ayında açıyor bizim bu çiçeğimiz. Burada ise bakın burada da bir yaprak düzeni cinsi var dostlarım. Çok geç büyüyor. O kadar geç büyüyor ki size anlatamam. Yani ben bunu ekeli kaç ay oldu? Tek daldı, minicik bir daldı. Ondan sonra o kadar geç büyüyor ki. Bu da zaten yaprak düzeni çok fazla hani türleri var biliyorsunuz. Bu da farklı bir türü. Ama böyle hani diğer yaprak düzenleri gibi hani dallanıp budaklanıp hani birden büyümüyor. Çok geç büyüyor. Doğrudan camın önüne koyuyorum. Hani güneşin çok hükmü olmadığı için ama yine de geç büyümesini engelleyemiyorum. Benim bugün asıl konum dostlarım sardunyalar. Sardunyalarım böyle şey hani yapraklarında sararmalar oldu. Bakın şöyle hepsini bilerekten sizin gözünüzün önünde alıyorum. Temizlemedim. Peki bu sararmalar yapraklarına böyle gazellenmeler neden oldu? Onları anlatacağım. Ve böyle başınıza şey geldiyse hani başınız olduysa sardunyalarınız yapmanız gerekenleri anlatacağım. Tekrardan şurada da böyle bir alayım şunları da alayım. Yapmanız gerekenleri anlatacağım. Tekrardan burada bir tane sardunyam var. Bakın dostlarım sardunyalar ne kadar yaprakları gazellense de yaprakların canlılığına, parlaklığına, renginin koyuluğunu görüyorsunuz değil mi? Yani yine de harika duruyor. Şöyle göstereyim. Sardunyaların da türü vardır. Özellikle özel tür sardunyalarda şöyle bir şey oluyor dostlarım. Hani bu yeni açtığı için, yeni dalandığı için tüylenme yok. Bakın şuradan göstereyim. Tüylenmeli bakın şurada. Hani sardunyaların tüylenmeleri oluyor ya. O işte özel tür sardunyalar da olmuyor. Tam tersi yaprakları böyle aynı hani yeni çıkan sardunya yaprağı gibi daha canlı, daha parlak, daha koyu tonlu oluyor mesela bu sardunyalara göre. Ama kokusu şöyle oh mis gibi kokuyor yaprağına değdiğim zaman elim. Kokusunda hiçbir problem olmuyor. Hani kokusu her zamanki gibi sardunya gibi kokuyor. Sadece yapraklarında değişiklik oluyor. Veya çiçekleri ebruğlu falan oluyor. Sardunya diyoruz biz. Kimi ceylan gözü diyor. Ama ceylan gözü demişim. Sakız diyen var. Hatta ceylan gözü çiçeği aynı. Biraz hani sardunyaya benzediği için hani yapraklar aslında
Onda tüy yok. Onun yaprakları daha kıvır kıvır ama ceylan gözü çiçeğini sardunya benzeten dostlarımız oluyor. Biz sakız diyoruz. Kimi sardunya diyor. Genellikle sakız olarak da biliniyor dostlarım. Peki ben bugün sizlere ne anlatacağım, ne işlemle çıkacağım? Şöyle bir uzak çekim yapayım. Hepsini göstereyim. Dostlarım, yani sularımız çok aşırı kireçli ve çok aşırı kireçli olduğu için çiçeklerimize kireç dokunabiliyor. Ve bu kireçleri önlemek için ne yapmamız gerekiyor? Hani çiçeklerimize zararı olmaması için ve bir de yapraklarını daha canlı, hani daha parlak, köklerinin daha kalın olması için ne yapabiliriz? Onları anlatacağım sizlere. Dostlarım, burada benim yaklaşık 2,5 litre suyum var. Bu şişem benim 5 litrelik değil, 6 litrelik falan büyük bir şişesi benim. Sabun şişesiydi. Yıkadım, sıvı sabun şişesiydi. Yıkadım. Çiçeklerimde, küllerimde kullanıyorum yaparken. Dinlendirilmiş suyum var. Peki dinlendirilmiş su nedir? Hani 1-2 gün önceden çeşmeye çekilmiş suyu, hani çeşmeden şişeye çekilmiş suyu dinlendirilmiş su diyoruz. O daha çiçeklere daha iyi olur. Zaten havalar soğuk olduğu için doğrudan hani çeşmeden de sulayamıyoruz. Kireç çiçeklere çok zarar veriyor dostlarım. Peki basit bir yöntemle biz bu kireci nasıl öneririz? Şurada bakın elimde yarım bir limon var. Görüyorsunuz değil mi? Limon asidik, hani limonda asit olduğu için çok fazla da uygulamayacağız. Evet, C vitamini var. Güzel. Hani mesela bu limonu hani Parlak Mustafa'da olsun, hani Paşa Çadırı'nda olsun, Barış Çiçeği'nde olsun, hani yapraklarını temizlerken daha parlak, daha canlı, hani temizlerken bunu kullanıyoruz ama doğrudan sıkıp kullanmıyorum. Yani ben öyle yapıyorum. Suyla karıştırıyorum. Hani çiçeklerimize de zararı olmasın diye. Bakın 2,5 litreye şöyle 1, 4, 5, 6 şey sıktım dostlarım. Damla sıktım. Bu bunun için yeterli bir şey. Çünkü bu zaten bunun amacı dostlarım hem C vitamini vermek, ondan sonra hem yaprakların parlamasını sağlamak hem de çiçeklerimizi kireçten önlemek. Niye büyük bir şişe yaptım onu da anlatayım sizlere. Şöyle bir çalkalayacağım. İyice de birbirine geçsin. Büyük şişe yapmamın sebebi ise dostlarım, çünkü çiçeklerimin sulama zamanı geldi ve kireçli suyla sulamak istemiyorum. 1 litre suya da 2 damla falan yapabilirsiniz. Ondan sonra böyle kullanabilirsiniz. Genellikle limon kürü yapacağım zaman limonu ben kaynatarak kullanıyorum. Çünkü limonun asidik hani özelliği olduğu için, mesela bu portakalda da vardır. Ama limonda daha fazla asit vardır. O yüzden kaynatarak kullanıyorum. Böyle doğrudan limonu hani sıkıp işlem yapacağım zamanda ise güzel dostlarım, hani çok fazla sıkmıyorum. Ondan sonra C vitamini açısından da hani güzel olan limon çiçeklerimizi böyle çok güzel yapraklarını canlandırıyor, kürleştiriyor. Benim de böyle yapraklarımda sararmalar oldu. Dinlendirilmiş su kullanıyorum ama bu aralar çiçeklerimiz, yani sularımız çok kireç olduğu için o yüzden sıkıntı. Şimdi ben şöyle çiçeklerime sulamasını yapıyorum. Bakın dostlarım, limonlu suyumu kireçlerinden ayrılmış suyum var. Ona çiçeklerimi suluyorum. Burada tekrardan sardunyam var. Sardunyamı suluyorum. Şöyle sulama işlemi burada yapıyorum. Şifa olsun benim güzel kızlarıma. Buradan da sardunyanın dalından da şöyle bir dostlarım şey çıkmış, görüyorsunuz değil mi? Yeni sardunya çıkmış, yeni dal çıkmış. Bakın, şeyli, çok bağımsız dallı. Hiç dala yapışık değil, kendiliğinden kök olarak çıkmış. Bu nasıl güzel duruyor değil mi? Yani beni bu çok mutlu etti. Niye mutlu? Hani diyeceksiniz Elif Hanım, hani minik bir şeylerle niye bu kadar mutlu oluyorsunuz? Arkadaşlar, aynı hayat gibi değil mi? Yani hiç ummadığınız anda, ummadığınız, beklenmediğiniz yerden hani filiz açar. Aynı çiçeklerde öyle. Bakın, ne alaka burada? Mesela bir sürü dallar var, budakları var. Hiçbir yerden çıkmamış, şuradan çıkmış.
Yani bu ufak hayatta böyle ufak şeylerle de mutlu olmayı öğrenmemiz gerekiyor. Yani çiçek seneler olarak böyle minicik şeyler bizi çok mutlu ediyor. Bakın hiç bağımsız kendiliğinden nasıl çıktı onu da bilmiyorum. Artık tohumu mu düştü? Nasıl oradan kökünden alt tarafından kökünden attı herhalde. Böyle bir şey oldu ama beni çok mutlu etti bu. Evet dostlarım. C vitaminini uyguluyoruz. Sularımızın kireçli. Çoğu, yani bizim Konya'da sular çok kireçli. Hatta o kadar kireçli ki şöyle anlatayım sizlere. Çamaşır makinema kireçleri kireç önlemesi için hani kireç arındırması için bir cihaz taktırmıştık. Hani çamaşır makinesine zarar vermesin diye. O cihaz bile kireçlendi, kırıldı yani. Onu anlatayım yani kireç seviyesini. O yüzden çiçeklerimize muhakkak çiçeklerinizi sunarken en az çok hani 2-3 damla hani bari damlatmayı unutmayın. Sevgili dostlarım. Bugün benim sizlere anlatacaklarım bu kadar. Bana o güzel zamanınızı ayırdığınız için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Arsoy'un Haberi YouTube kanalına abone olup beğeni atıp yorum atmayı unutmayın. Tekrardan Arsoy'un Haberi YouTube Instagram adresime de oradan da ulaşabilirsiniz. Size en güzel olan Allah'ıma emanet ediyorum.